Herkese merhabalar. Bugün sizlere ödül ve cezadan bahsedelim biraz dilerseniz. Ödül ve ceza anne babaların en fazla sıkıntı çektikleri alanlardan birisi. Çocuk eğitiminde aslında şimdi biraz da son dönemlerde farklı açılar da var. Belki bunlardan bahsetmek lazım. Bir çocuğu doğru ve sağlıklı yetiştirmek için anne babanın bir takım malzemelere ihtiyaçları vardır. Herhangi bir şey öğretmek için bir malzemeniz yoksa kızarak, bağırarak ya da çocuğunuza ceza verme yoluyla bir durumu kabullendirmeye çalıştığınızı fark edebilirsiniz ve daha sonra üzülürsünüz. Bazen de bir şeyi tekrar yaptırabilmek için onların beklentilerinin dışında fazladan verici davranmaya başlarsınız ve ödülle bunu yaptırdığınızı düşünürsünüz. Ama bu durumda da çocuklarınızın belki de farkında olmadan normallerini bozmuş olursunuz. Şunu anlamamızda fayda var. Ödül ve ceza az, öz ve dozunda gerçekleştirildiğinde işe yarayan ama abarttığınız zaman da çocuğa zararı olan müesseselerdir. Bu şekilde algılanmasında fayda var. Ödül ve ceza çocukların yaptığı hareketlere ve davranışlara karşılık olarak işlemeli. Ve hatta adını da bence çok da fazla ödül ve ceza gibi de koymamalı. Yani ben çocuğumu nasıl ödüllendirebilirim, ben çocuğuma bunun karşılığında nasıl bir ceza verebilirim gibi ya hep ya hiç duyguları içinde hareket etmenin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan çocukların büyüme dönemi özelliklerini bilmektir. Büyüme dönemi özelliklerine göre yapmadıkları durumlarla alakalı da bedel ödemelerine fırsat vermektir. Diyelim ki birinci sınıfa giden bir çocuğunuz var, okula gidiyor, derslerini çalışmıyor ve siz bu konuda çocukla zıtlaşıyorsunuz. Bu durumun cezası çocuğunuzun o dersi yapmamasıdır. Ertesi gün okula gittiğinde öğretmeninden alacağı işte düşük not, ya da beklemeli bir süreç ya da ne bileyim öğretmeninden belki işiteceği hoşuna gitmeyen bir cümle olacaktır. Yani bu durumun cezası yani bedeli bununla sınırlıdır. Bu şekilde düşünmeniz gerekir. Siz fazladan ekstra bir şeyler yapmaya çalıştığınızda, durumu hareketlendirmek için kızdığınızda, bağırdığınızda ya da ona teşvik olsun diye de gereğinden fazla malzeme sunduğunuzda çocuğunuzun normallerini şaşırmasına vesile olmuş olursunuz.